Güpegündüz ortadan kaybolan bir genç. Öncesinde yaşanan gizemli ve flu olaylar. Arkada bırakılan cevapsız sorular. Yarım kalan onca hayal. Görgü tanığı yok. İpucu yok. Bilinmeyense çok. Bir sis bulutuna gizlenmiş tuhaf bir vakanın içine dalıyoruz. 2001'den beri kayıp olan Branson Penny'nin nerede olduğuna dair yanıtlar arıyoruz. Branson Kane Perry, 24 Şubat 1981 tarihinde annesi Becky Kleino ve babası Bob Perry'nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir de kardeşi vardı. Aile Skidmore, Missouri'de yaşıyordu. Branson, 1999 yılında liseden mezun olmuştu. Genç aynı zamanda çatı ustası olarak çalışıyordu. Ayrıca hareketli bir hayvanat bahçesinde gönüllü olarak görev alıyordu. Atletik biriydi. Kore kökenli bir dövüş sanatı olan Hapkido'da siyah kuşağı bulunuyordu. Branson'da ayrıca taşikardi vardı. Taşikardi, kalp ritminin normalin üzerine çıktığı bir ritim bozukluğuydu. 2001 yılında Branson'ın ebeveynleri boşanınca genç babasıyla kalmaya başladı. Bunun sebebi Bob'un bir dolu sağlık probleminin olmasıydı. Branson böylece babasına yardım edebiliyordu. İkili birbirine çok yakındı. Sık sık balık avına ve kamp yapmaya gidiyorlardı. Bob Perry, sağlık problemleri sebebiyle sık sık hastanede tedavi görmek zorunda kalıyordu. 2001 yılının Nisan ayında baba yine hastanedeydi. Branson ise evde tek başına kalıyordu. Baba Bob birkaç gün sonra taburcu olup eve dönecekti. O sebeple Branson, 11 Nisan tarihinde arkadaşı Gina Crawford'ı kendisine evi temizlemekte yardım etmesi için evine çağırdı. Babası gelmeden evi hazırlamak istiyordu. Ancak o gün kimsenin aklına gelmeyecek kötü ve talihsiz bir olay yaşanacaktı. Gina, Branson'ın çağrısı üzerine eve gelmiş, ikili birlikte evi temizlemeye başlamıştı. Temizlik devam ettiği sırada Branson aniden mutfaktaki dolaplardan birini açıp içinden bir şey aldı ve koşarak evden dışarı çıktı. Genç geri döndüğünde Gina ona dolaptan ne aldığını ve neden koşarak gittiğini sorunca Branson kendisine herhangi bir cevap vermedi ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı. İkili temizliğe devam ettiler. Baba Bob Perry'nin aracına ait alternatörde bir problem vardı ve değiştirilmesi gerekiyordu. O sebeple Branson birkaç gün önce tamir şirketinden problemin çözülmesi için tamirci talep etmişti. 11 Nisan günü Branson ve Gina evin içinde temizlik yaparken dışarıda da iki tamirci Bob'un arabasındaki problemi gideriyordu. Araç eve ait depo kulübesinin karşısındaki sokakta park halindeydi ve tamirciler burada çalışıyordu. Tamircilerin isimleri kaynaklardaki hiçbir raporda belirtilmediği için halk kimliklerini öğrenemedi. Temizlik bittiğinde Gina üst kata çıkıp duş aldı. Duş sonrası aşağı inen Gina, tamircilerden birinin mutfak dolaplarını karıştırdığını gördü. Ona ne aradığını sorduğunda adam cevap vermedi ve dışarı çıkıp yeniden aracın yanına gitti. Saat öğlen 3 sularında Gina üst kattayken ön taraftaki verandanın kapısının kapandığını duydu. Pencereden dışarı baktığında Branson'ın evi terk ettiğini gördü. Ona nereye gittiğini sorduğunda Branson depo kulübesine bazı kablolar bırakıp hemen döneceğini söyledi. Ancak genç adam bir daha geri gelmedi. Bu Branson Penny'nin son görüldüğü andı. Gina onun geri gelmemesini çok umursamamış, kısa bir süre sonra evden ayrılmıştı. Ertesi gün yani 12 Nisan'da Branson'ın büyük annesi torunundan haber alamayınca ve gencin babasını hastanede ziyaret etmediğini öğrenince endişelendi. Bu onun yapacağı türden bir davranış değildi. Kadın merakla eve geldiğinde hiçbir kapının kilitlenmemiş olduğunu fark etti. Ayrıca evdeki radyo açıktı ve müzik çalıyordu. Evde dolaşan kadın hiçbir gariplik fark etmedi. Her şey yerli yerindeydi.
Büyük anne ertesi gün yeniden gelmek üzere evi terk etti. Ertesi gün yeniden eve gelen büyük anne, Branson'ın evde olmadığını görünce oldukça endişelendi. Gencin arkadaşlarını aradı ancak kimsenin ondan haberi yoktu. Bunun üzerine anne Becky Kleino'ya ulaştı fakat o da oğluyla hiç konuşmamıştı. 17 Nisan'da baba Bob Perry hastaneden taburcu olunca aile polise kayıp başvurusu yaptı. Harekete geçen polis evin civarında kapsamlı bir araştırma başlattı. Bu araştırma daha sonra çevredeki çiftliklere, nehirlere ve terk edilmiş binalara kadar genişletildi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Branson'ın hiçbir eşyası kaybolmamıştı. Cüzdanı dahil her şeyi evdeydi. Aracı sokakta park halindeydi. Bu durum evi planlı terk etmediğini gösteriyordu. Yetkililer depo kulübesini araştırdıklarında Branson'ın bırakmak için geldiği kabloları bulamadılar. Ancak kablolar incelemeden 2 hafta sonra ilginç bir şekilde kulübede ortaya çıkıverdi. Gina sorgusunda Branson'ın marihuana ve amfetamin kullandığını söyledi. Bir aile üyesi de Branson'ın kaybolduğu gün elinde bir Valium şişesi gördüğünü hatırladığını iddia etti. Yetkililer soruşturma sırasında 100'ün üzerinde kişiyi sorguladı. Bunların arasında Branson'ın uyuşturucu kullanan tanıdıkları da vardı ancak hiçbiri onu görmediklerini söylediler. Hepsi yalan makinesi testini geçti. Polis yerel uyuşturucu ticaretine odaklanarak bu alanda daha çok inceleme yaptı. Branson'ın uyuşturucu satıcılarına borcu olduğu yönündeki söylentilere rağmen dişe dokunur bir ipucu bulunamadı. O gün arabayla ilgilenen iki tamirci de sorgulandı fakat oradan da bir şey çıkmadı. Tamirciler yalan makinesi testine geçtiler. Vaka üzerindeki araştırma devam ettikçe oldukça tuhaf bir olay ortaya çıktı. Baba Bob Perry, Branson'ın kendisine bir itirafta bulunduğunu anlattı. 7 Nisan'da yani Branson kaybolmadan 4 gün önce genç adam kendisinden daha büyük olan yan komşuları Jason Bierman'ın evine gitmişti. Branson'ın anlattığına göre Jason Bierman kendisine uyuşturucu bir ilaç vermişti. Bunun sonucunda Branson kendinden geçmiş ve tuhaf hareketler yapmaya başlamıştı. Kıyafetlerini tamamen çıkartıp çıplak halde evin etrafında dans etmiş, cinsel organının etrafındaki kılları kesmiş ve sonrasında Jason Bierman'la seks yapmıştı. Kendine geldiğinde yaptığından çok utanmış ve aşağılanmış hissetmişti. Babasına durumu anlattı. Baba Bob bu olaya çok sinirlenmişti. Jason'ın oğlundan isteği dışında yararlandığını düşünüyordu. Bob, Branson'ın erkeklerden hoşlandığını biliyordu. Ancak bu olayda uyuşturucu etkisinde illegal bir avantaj sağlama durumu vardı. Bob öncelikle adamı dövmeyi düşündü ancak sonrasında vazgeçti. Baba polise verdiği ifadede yaşadıklarından utanan Branson'ın bölgeden uzaklaşmak için Kansas City'deki arkadaşlarına otostop çekerek gitmiş olabileceğini söyledi. Ancak Branson'ın Kansas City'deki arkadaşları böyle bir şey olmadığını söylediler. Gencin kendi aracı varken otostop yapması da çok mantıklı değildi. Jason Bierman özelinde yapılan incelemede bir şey çıkmadı. Polis, Şeker Adam ismini verdiği 2002 yılında başlayan bir operasyonda 89 tutuklama yaptı. Bunlardan biri 10 Nisan 2003'te gözaltına alınan Presbiteryan Kilisesi Papazı Jack Wayne Rogers'tı. Kendisi lisansı olmadan bazı ilaçları insanlar üzerinde denemekten suçlanıyordu. Ayrıca trans bir bireye bir otel odasında cinsiyet değiştirme ameliyatı yapmaya çalışmış, bu deneme kötü sonuçlanmış ve hasta kan kaybından ölmeden önce son anda sağlık görevlileri tarafından kurtarılmıştı. Polis adamın bilgisayarında yaptığı araştırmada yasak ve illegal pornografik çalışmalar buldu. Ayrıca internette farklı rumuzlarla adam kaçırma, işkence ve yamyamlık üzerine yazılmış mesajlar keşfetti. Bu mesajlardan birinde Jack Wayne Rogers, Skidmore'da otostop yapan sarışın bir genci arabaya aldığından, sonrasında ona işkence edip öldürdüğünden ve cesedini gömdüğünden bahsetmişti. Adamın evinde yapılan araştırmada Branson'ın taktığına benzer kaplumbağa pençesi şeklinde bir kolye ele geçirildi. Kolyenin Branson'a ait olup olmadığı kanıtlanamadı. Bu ipuçları sonucunda polis, Jack Wayne Rogers'ın Branson Perry'i öldürdüğünden şüphelenmeye başladı. Ancak adam tüm bu suçlamaları reddetti. İnternette yazılmış olan mesajın tamamen uydurma ve fantezi ürünü olduğunu savundu. Genci hiç tanımadığını iddia etti.
Jack Wayne Rogers, Nisan 2004'te çıkarıldığı mahkemede adam kaçırma suçundan 17 yıl, illegal ameliyattan 7 yıl, yasak pornografik çalışmalar bulundurmaktansa 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Net bir kanıt olmadığından Branson Perry davasında yargılanmadı. Branson'ın annesi Becky Kleino, adamın mahkemesinde oğlunun cesedini nereye gömdüğünü söylemesi için ona yalvarsa da, Jack Wayne Rogers olayla hiçbir ilgisi olmadığı konusundaki ısrarını sürdürdü. Yıllar sonra anne Becky, oğlunun kaybolmasından Jack Wayne Rogers'ın sorumlu olmadığını düşündüğünü açıkladı. Branson'ın babası Bob Perry, 2004 yılında hayata gözlerini yumdu. 2009 yılında yetkililer dava ile ilgili isimsiz bir ihbar aldı. Bu ihbar Branson Perry'nin gömülü olduğu yerle ilgiliydi. Skidmore'un biraz dışında kalan bir arazide 2 gün süren derin kazılar yapıldı ancak hiçbir sonuç alınamadı. 2010 yılında anne Becky Kleino oğluyla alakalı doğru bilgi iletene $20,000 ödül vereceğini açıkladı. Ancak Becky oğluna ne olduğunu öğrenemeden kanser sebebiyle 2011 yılında yaşamını yitirdi. Branson Perry'nin kayboluşuyla ilgili elimizde az bir kanıt ve çokça soru olsa da önemli birkaç teori mevcut. Bunlardan biri kaçırılma teorisi. Branson bir dövüş sanatında siyah kuşak sahibiydi. Ona benzer birini kaçırmanız için ya aynı onun gibi dövüş konusunda tecrübeli biri olmanız ya da silah taşımanız gerekirdi. Ya da birden fazla kişi olmanız. Teoriye göre Branson'ın mutfak dolabından aldığı şey uyuşturucu ya da paraydı. Onu dışarıda bekleyen birilerine götürmüştü. Para veya uyuşturucu üzerinden bir anlaşmazlık oluşmuş, bu anlaşmazlık sebebiyle Branson ikinci kez evi terk ettiğinde tartıştığı kişiler tarafından bir araçla kaçırılmıştı. Bu kişilerce elindeki kablolarla boğulmuş olabileceği de ortaya atılan düşüncelerden biriydi. Kabloların Branson kaybolduktan 2 hafta sonra depoda nasıl ortaya çıktıysa bilinmiyordu. Belki de Branson'ı kaçıranlar yetkililerin kafasını karıştırmak için onları geri koymuşlardı. Kablolar üzerinde bir DNA analizi yapılmamıştı ki bu çok büyük bir hataydı. Ortaya atılan diğer bir teori ise Branson'ın arkadaşı Gina Crawford'la ilgiliydi. Onun hareketlerinden şüphelenenler vardı. Neden önce Branson'ı, ardından da tamirciyi mutfak dolabı sebebiyle daha derin sorgulamamıştı? Veya neden tamircinin dolabı karıştırdığını Branson'a söylememişti? Neden duş almıştı? Yoksa bazı kanıtları suyla yok etmeye mi çalışmıştı? Neden Branson kablolar için kulübeden dönmeyince onu aramamıştı ve veda bile etmeden evden çıkıp gitmişti? Diğer bir taraftaysa tamirciler vardı. Niçin içlerinden biri aynı Branson gibi mutfak dolaplarını karıştırmıştı? Ne arıyordu? Peki bu iki adam Branson ortadan kaybolurken çevrede hiç şüpheli birini görmemiş miydi? Nasıl yalan makinesini geçtiler ve serbest kaldılar? Adları neden gizli tutulmuş ve raporlara yazılmamıştı? Gina gittikten sonra tamirciler hala evde miydi? Kız ayrıldıktan sonra Branson eve dönmüş müydü? Radyoyu ve kapıları kim açık bırakmıştı? Bu soruların tamamı hala cevapsız. Branson'ın intihar etme olasılığı da konuşulan teorilerden biriydi. Komşu Jason Bierman'la yaşadığı olay onu derinden etkilemiş olabilirdi. Kendini kullanılmış ve küçük düşmüş hissediyordu belki de. Yaşadığı olayın utancına dayanamayıp evi terk ettiği ve kimsenin bilmediği bir yerde canına kıydığı düşüncesi insanlara mantıksız gelmiyordu. Branson Perry'nin kaderi biraz da ailesindeki bazı fertlere benziyordu. Bobby Joe Stinnett, 2004 yılında 23 yaşında hamileyken öldürülmüş bir kadındı. Aynı zamanda Branson'ın kuzeniydi. Branson'ın diğer bir kuzeni Wendy Gillenwater da 2000 yılında erkek arkadaşı tarafından katledilmişti. Zavallı kız bir arabaya bağlanıp ölene kadar sürüklenmişti. Branson'ın akıbeti ise meçhuldü. Sanki bu akrabaların üzerinde bir lanet vardı. Branson Perry'den 11 Nisan 2001 tarihinden beri haber alınamıyor. Genç adam çok tuhaf bir şekilde ortadan kayboldu. Arkasında hiç iz bırakmadan sanki buhar olup uçmuştu. Dosyası hala açık. Polis ise bunun bir kaçırılma vakası olduğuna olan inancını koruyor. Skidmore'daki bazı sakinler belki de bu vakayla alakalı bir şeyler biliyor ama konuşmuyor. Kim bilir, belki Branson'ın başına ne geldiği yıllar sonra açığa çıkacak.
Bunu da sadece zaman gösterecek.